İran'daki görüşmelerle ilişkin bizimle paylaşacağınız notlar neler? Tabii hem zamanlaması itibariyle hem içeri itibariyle önemli bir görüşmeydi, önemli bir ziyaretti. Sayın Cumhurbaşkanımızın İran Cumhurbaşkanı ile baş başa yaptığı görüşme ve ardından heyetler arası görüşme, Cumhurbaşkanımızın da basın mensubu arkadaşları yaptığı açıklamadan anlaşılacağı üzere son derece olumlu geçti. Öncelikle Kuzey Irak'taki bizim için gayrimeşru olan bu referanduma karşı her iki ülkenin, bölgenin iki önemli gücü olan iki büyük ülkenin ortak bir tavır geliştirmiş olması önemlidir. Ayrıca sadece Kuzey Irak'taki gelişmelere karşı değil, bölgedeki diğer gelişmeler çerçevesinde de Türkiye ve İran'ın müşterek noktalarda buluşması, bölge barışının sağlanması ve bölgedeki sorunların çözülmesi bakımından fevkalade değerlidir, önemlidir. Dolayısıyla bu açıdan toplantı son derece yapıcı ve önemli bir toplantı oldu. Tabii ki bölgede uzunca bir süredir devam eden mezhep ve etnik köken temelinde çatışmaların, ayrışmaların, parçalanmaların söz konusu olduğu bir siyasal süreç yaşıyoruz. Tabiriyle, tam tabiriyle bir siyasi altüst oluş süreci yaşıyoruz 90'lı yılların başından itibaren. Dolayısıyla burada iki büyük kültürü, iki büyük İslam dünyasının iki büyük akımını temsil eden Türkiye ve İran'ın bölgede daha fazla toparlanma, daha fazla birleşme, sorunları daha fazla çözme iradesini ortaya koymasının gerçekten bölge barışına büyük katkısı olacaktır. Sadece bu açıdan dahi değerlendirilse dünkü İran gezisinin, Tahran ziyaretinin önemli bir mutabakat oluşturduğu, en azından bakış açılarını yakınlaştırdığı ortadadır. Ayrıca birçok konuda heyetler arası görüşmede, ekonomide, enerjide, ticarette, kültür ve turizmde, gümrük kapılarının daha işlevsel olarak kullanılması konularında önemli görüşmeler yapıldı. Yine ilgili bakan arkadaşlarımız, hepimiz kendi muadillerimizle görüşmeleri yaptık. Son derece verimli, yararlı bir toplantı oldu. İnşallah sonuçları en kısa süre içerisinde devşirilir. Evet, çok teşekkür ederim. Tabii yani öncelikle Türkçesiyle Emirhan, İngilizce yazılışıyla Amir Khan diye telaffuz ediyorlar. Emirhan'ın Türkiye'ye gelmiş olması son derece güzel, sevindirici bir gelişme. Çok meşhur. Ben de bizim çocuklardan bu kadar çok meşhur bilinen birisi olduğunu çok daha yakından öğrenmiş oldum. Dolayısıyla bizim bakanlığımızın misafiri olarak buradadır. Türkiye'de bir takım temaslarda bulunacak ve biz önümüzdeki dönemde Emirhan'ı Türkiye'nin tanıtım yüzlerinden birisi olarak değerlendirmeyi ümit ediyoruz. Bu çerçevede çalışmalarımız yoğunlaşacak. Tabii Türkiye maalesef uzunca bir süredir özellikle Batı dünyasındaki bazı çevreler tarafından kasıtlı bir olumsuz propagandanın etkisi altında, algı operasyonunun etkisi altında bırakılmaya çalışılıyor. Türkiye böylece bir yeni tanıtım atağına, Türkiye'nin yeniden güçlü bir şekilde tanıtılmasına ihtiyaç var. Emirhan'ın bu anlamda Türkiye'nin tanıtılmasına büyük katkıları olacak. Kendisine bir kere daha hoş geldiniz diyorum. Eğer program müsait olursa yarın Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından da kabul edilecek. Kendisini burada ağırlayacağız ve inşallah ondan sonra güzel hatıralarla buradan uğurlayacağız. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.